Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT-AYT Geometri Soru Kitabındaki çemberde uzunluk konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yarı çapları 2 ve 3 cm olan çemberin ortak dış teğeti 12 olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre bu çemberin merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşım merkez varsa teğet varsa çek dik, merkez varsa teğet varsa çek dik ve merkezler arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Yani şuradaki uzunluk isteniliyor. Ne yapacağız? Dikdörtgene karşılık getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Hocam şöyle bir dikdörtgen, alttan ya da üstten hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dikdörtgen yaparsak bir tanesinin yarıçapı 2 idi, bir tanesinin yarıçapı 3'tü. 2 iken burası da 2 yaptı. 12 iken dikdörtgenden dolayı burası da 12 yaptı ve burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Bir kenar 5, diğer kenar 12. 5 12 13 üçgeninden merkezler arasındaki uzaklığı 13 olarak buluruz. Yani birinci soru Ceyhan oldu. Geldik 2. Sonra DC verilmiş bize. DC uzunluğu 2 tane DC. Yani ben buraya merkezden keşedik çizmiş. 2 eş parçaya bölmüş ya. KK dersem. Yani DC'ye 2K dersem. Ali Bey uzunluğu 4K. O zaman burası da 2K 2K diye böldüm arkadaşım. Böldüm. KL'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Evet burası 6. Ve DC ile AB'nin toplamında vermiş. Yani 4K artı 2K. 6K'yı kaç vermiş? 12 vermiş. K da böylelikle 2 çıkar. K 2 ise o zaman burası 2. Burası da 2. Burası kaç oldu? 4. Burası da kaç oldu? 4 oldu. Sonra burası da 6 verilmiş. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşım en etkili silahımız nedir? Yarıçap. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. Dik üçgenler çıktı mı? Çıktı. Buraya bir x dersek Pisagor. Buraya da ne kaldı? 6 x. Burada da Pisagor yapınca olay bitti. Yukarıdaki de r kare neye eşit? 2'nin karesi artı 6 x'in karesine eşit oldu. Aynı zamanda burada da r kare neye eşit? X'in karesi artı 4'ün karesine eşit. Hadi işlemimizi yapalım. Her ikisi de r kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olmak zorunda. 4 artı 36 eksi 12 x artı x kare eşittir. X kare artı 16 yaptı. X kareler naray. Buradan eksi 12 eksi öbür tarafa atalım. Artı 12 x. Bunu attık buraya. 40'tan 16 çıkınca kaç yapıyor? Sanırım 24 yapıyor. Evet 24. 12 x 24 ise x de böyle kaç çıkar? 2 çıkar. Ama x 2 çıktı. Buraya 2 yazınca 2 4 ise burası da kaç yapar? 2 kök 5 yapar. Evet 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı cevap Balıkesir çıktı arkadaşlar. İkinci soruda. Evet geldik. R1 artı R2'ye 3 kök 5 vermiş. R2 eksi R1'i de 3 vermiş. Şimdi buranın R1 olduğunu, A ve B merkezinin yarı çapları sırasıyla R1 ve burası da nedir? R2. A burası da R1, burası da R2. R1 artı R2'yi vermişti bize. 3 kök 5. O zaman burası 3 kök 5. Burada merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapılmış. Eyvallah. Burada bir dik yamuk oluştu. Şuradan bir dik çizince bir dik üçgen oluştu. R1 iken burası R1. Buraya R1 eksi R2 eksi R1 kaldı. Bu da zaten 3 verilmiş. Burası 3. 3 var. 3 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 6 çıkmaz mı? Çıkar. Bizden zaten F isteniliyor. Cevabımız böylelikle Denizli yaptı. Evet geldik 4'e. Ali Bey uzunluğunu 6 vermiş. Burası 6. Şöyle göstereyim. 6. BC uzunluğunu 3 kök 5 vermiş. Eyvallah. Şimdi burada 6 ve 3 kök 5'ten dolayı burayı bulabilirim ben. Bu 45 artı 36. Neyse. AC'nin karesi kısa yolda yapacaktım ama önemli değil. 45 artı 36'dan 81 çıkıyor zaten direkt. AC'yi de böylelikle kaç buluruz? 9 buluruz. Evet burası da 9 oldu. Çeyrek çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Arkadaşım merkez varsa teğet varsa çek dik. Buradaki R isteniliyor bizden. İster Öklid'den yap ister alandan yap. Çünkü bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse alandan yapabilirdik. Alan 9 çarpı R bölü 2'ye eşit değil mi? Aynı zamanda dik kenarlar çarpımının yarısı eşit. 6 çarpı 3 kök 5 bölü 2'ye eşit. Bölü 2'ler gitti mi gitti. 3'e bölsen 3'e bölsen 3, bir daha 3'e bölsen 3'e bölsen 2. R de böylelikle 2 kök 5 yaptı arkadaşlar. Yani 4. soru Balıkesir oldu. Geldik 5'e. Çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. Hemen ilk işimiz bu kardeşim. Merkezleri birleştir. Demir noktasından geçiyor. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Evet O1C'yi vermiş bize. O1C neredesin? Şuradasın. Burayı kaç vermiş? 7 vermiş. O1'in yarı çapında 1 vermiş bize. Hemen biri kullanalım burada. Hocam burası 1. Burası R. Burası R ise burası da R'dir. O zaman burası da ne oldu? 7-R yaptı. 7-R'den dolayı bir Pisagor bağıntısı patlatırsak olay biter. R artı 1'in karesi eşittir. Şurası da R ya. R'nin karesi artı 7-R'nin karesi. Ya büyük ihtimalle 3-4-5'tir. 4 koyarsan sağlanıyor mu? Sağlanıyor.
R eşittir 4 oldu. 3 koyarsak sağlanmıyor. R 4 oldu. İşlem işlem işlemle. Açtığınız zaman da zaten görürsünüz. Çarpanlar ayırmaya da çıkar ama hissetmeyi öğrendiniz artık değil mi? Evet, O2 merkezinin yarıçapı isteniliyor bizden. İşte yarıçap isteniliyor. Dolayısıyla cevap 4 yaptı. Yani 5. soru C'nin oldu. Geldik 6'ya. T'ler dörtgeni. Bir de paralel kenar. DE'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Ben bunu kullanacağım. EC'yi kaç vermiş? 10 vermiş. Burası da 10. 18 ise burası da 18 mi? Evet. EB'nin uzunluğu isteniliyor benden. Başlayalım bir yerden. Mesela nereden başlayalım? Hocam şuradan başlayalım. X ise burası da X midir? Evet. Teğet uzunluğu birbirine eşit olduğundan dolayı. Peki sonra ne yapacağız? EB'nin uzunluğu. EB. Tamamı EB. Şurası. Şuraya A dersen burası da A mıdır? Evet. Buraya ne kaldı? 18-A kaldı. Burası da 18-A kaldı. Sonra ne yapacağız? Şuraya da bir B dersek. Burası da B midir? Evet. Sonra AD ile BE birbirine eşitlenmiş. Ha, AD ile BE birbirine eşitlenmiş. Tamam. O zaman burası X verilmiş arkadaşlar. AD ile BE birbirine eşit verilmiş. Bunu kullanacağım ben. Burası da X. EB'nin uzunluğu X. Bizden burası isteniliyor. Peki. Ya şurada şey mi desem? X cinsinden mi gitsem diye böyle şey yapıyorum aslında ama. Hadi X cinsinden gidelim. X yani X'ten 18 eksi A'yı çıkartırsak X eksi 18 artı A mı yaptı burası? Evet. Burası da X eksi 18 artı A yaptı. Sonra 8'den bunu çıkartacağım. 8'den bunu çıkartacağım. Eksiyle çarpıyorum ya şunları. Bu artı 18 oldu. 8 artı 18 26 yaptı. 26 eksi X eksi A yaptı. Burası da 26 eksi X eksi A yaptı. Bunun tamamı neydi arkadaşlar? X değil miydi? Evet, bunun tamamı X'ti. O zaman burası da X ise ne diyeceğiz? 26 eksi X eksi A artı A eşittir X olmalı. Bunlar gitti. Buradan 26 eşittir 2x yaptı ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 13 bulduk. Ha şöyle de devam edebilirdik. Buraya x eksi a deyip burası da x eksi a oldu deyip buradan da yola çıkabilirdik aslında ama neyse biz tercihimizi bu şekilde yaptık ve sonra olaylar çıktı işte. Evet, kendiliğinden çıktı. Teğetlerin birbirine eşit olduğunu göster. Soru çıkar zaten. Evet, 6. soruya Edirne'de bulduk. Geldik 7'ye. Düzlemde çizilen ABCD dikdörtgenini hemen ABCD dikdörtgenini çizelim kardeşim. Şöyle bir çizdik bakalım. ABCD dikdörtgeni çizdik. Harfleri de yazalım. A, B, C ve D'yi yazdık. A merkezli ve B noktasından geçen çember çizildiğinde A merkezli ve B noktasından geçen çember çizilecek. Hocam o zaman şöyle bir çemberden bahsediyoruz değil mi? Düzgün çizelim değil mi? Evet. Şöyle A merkezli ve şuradan geçecek. Şöyle bir çember yayından bahsediyoruz arkadaşım. Şöyle bir çember yayından bahsediyoruz. Peki neyse. Evet, CD kenarını D köşesinin 12 birim uzaklıktaki E noktasında, burası 12 birimmiş, kesiyormuş. Ondan sonra AD kenarının uzunluğunda 5 vermiş. C merkezli, evet, buradan bir şey çıktı arkadaşım. Ne çıktı? 5, 12, 13. Aa bak, bu da çemberin yarıçapı, bu da çemberin yarıçapı. O zaman burası 13 olduysa burası da 13 oldu mu? Oldu. Buraya ne kaldı? 1 kaldı. Sonra ne diyor? C merkezli ve E noktasından geçen. C merkezli ve E noktasından geçen bir çemberde çizdiğim zaman böyle bir çember olacak. Evet, BC kenarını F noktasında kesiyormuş. BF uzunluğu kaçtır? Bu çemberin yarıçapını 1 buldum. 1. Bunun tamamı zaten 5 birimdi. O zaman buraya kaç birim kaldı arkadaşım? 4 birim kaldı. Yani cevap böylelikle Edremit yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Yarıçap kaç? 8. O zaman yarıçapı kullan kardeşim. Nasıl kullanayım? Şurası 8. Ondan sonra 4, 8, 4 kök 5 bir işime yarar mı? Yaramaz. Başka ne yapabiliriz burada? Valla şunu yapabiliriz. Hocam çapta var ya. Valla çapı gören çevre açı 90 derece çok da güzel bir şekilde oturur burada. Burada 4, 8 ise burası da 4 kök 5. Valla burada merkez var, giriş var çektikten de yapabilirdik aslında ama çapı gören çevre açı daha mantıklı ve daha sade oldu arkadaşım. Değil mi? Bence buradan yapayım. O zaman burada 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa 90, beta. Şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Burada büyükten başlayayım. Beta'nın karşısı x artı 4 kök 5. X artı 4 kök 5'in. Buradaki beta'nın karşısı 8'e oranı. Küçükte 16 var 90'ın karşısı. 16'nın. Küçükte 90'ın karşısı 4 kök 5 yaptı arkadaşlar. Burada sadeleştirmeleri yapacak olursak. Şunda şu gitti. 4 yaptı burası. Ondan sonra 4 ile 8'i çarptık. 32 yaptı. Eşittir.
Burası x kök 5 artı 4 kök 5 ile kök 5'i çarptığında 20 yaptı. 12 eşittir. Buradan x kök 5 ise x'i de ne buluruz arkadaşım? 12 bölü kök 5 buluruz. Kök 5 eşitleniyle çarparsak da 12 kök 5 bölü 5 olarak cevaba ulaşırız. Yani 8. soru Edremit yaptı. Geldik 9'a. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleşir ama merkezlerin değme noktasına kadar götürüyorduk değil mi böyle? Evet. Şimdi MNT üçgenin çevresini vermiş bize MNT'nin. Arkadaşım şunun yarıçapına, küçüğün yarıçapına, şunun yarıçapına B diyecek olursak. A iken burası da A. Ondan sonra B iken burası da B mi yaptı? Evet. Şimdi büyük çemberin yarıçapına X diyecek olursam ya da R diyecek olursam. E burası da R. Hocam şuraya ne kaldı? R eksi A kaldı. Şuradaki uzunluğa. Ve buradaki uzunluğa ne kaldı? R eksi B kaldı. Çevresinden bahsetmiş. R eksi A artı R eksi B artı A artı B. İşte bunun çevresi 18'miş. A'lar B'ler nanay oldu. 2R eşittir 18 ise R de buradan kaç gelir? 9 gelir. Yani 9. soru Denizli yaptı. Arkadaşım. Evet geldik 10. soruya. Şekilde ANMB noktaları O merkezi çeyrek çember üzerindeymiş. Boyalı üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşım ne var, neler var burada? OA'yı kaç vermiş bize? OA 25 vermiş. Oo 25. En etkili silahımız yarıçap 25. En etkili silahın ortada. Çek silahını. Hop 25. Hocam burası 25. 24 25 ne üçgeni? 7 24 25'ten burası 7 oldu. Sonra buradaki uzunluk belli mi? Belli. Bu uzunluk kaç? 20. Bu uzunluk 20. En etkili silahını bir daha çek bakayım. Hop çektik şöyle. Çekince de buranın da 25 olduğunu biliyorum. 25 20 15 20 25 üçgeninden 3 4 5'in 5 katından dolayı burası da 15 oldu. E bizden boyalı bölgenin alanı isteniliyor. 15 çarpı 13 bölü 2 isteniliyor. O da 15 çarpı 13 kaç yapıyor? 15 195 yapıyor galiba. 195 bölü 2 yapar arkadaşım. Yani 10. soru Balıkesir oldu. Geldik 11'e. Şu teğet birbirine eşit olduğundan dolayı hemen x'i yapıştır. Bu da önemli. Teğetlerin birbirine eşit olması. Karenin bir kenarı 12 olarak verilmiş. 12 ise burası da 6 6 yaptı. Çemberin yarıçapı 6 oldu. Hocam burası da 12. Bu teğet, bu da teğet olduğundan bunlar da 12'dir. Sonra burada bir dik yamuk çıktı. Hatta dik yamuğa gerek yok. 12 iken burası da 12 ya. Dik üçgen zaten hali hazırda çıktı. Şöyle bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz arkadaşım şurada. Nerede? Şuradaki üçgende. Burada 12 artı x'in karesi eşittir. 12 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi olacaktır. İşlemde x'i buluruz. 12 var. Büyük ihtimalle ne üçgeni? 9, 12, 15. 3 koyarsam x yerine 9, 12, 15 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dolayısıyla cevap böylelikle Edrevit çıktı. Geldik 12'ye. Merkez varsa, kiriş varsa çek. Dik kirişi keç parçaya böldü mü? Böldü. Bizden x isteniliyor. Eyvallah. 12, 16 ne üçgeni? Hocam 20 üçgeninden burayı 20 buluruz. Burada yükseklik istense buluruz. Alandan buluruz ama yükseklik değil. Bizden x deniliyor. X'i bulmak için a'yı bulursak olay bitti. Dikten dik çizmiş. 12'ye ait Öklit. Bu değil midir? 12'nin karesi eşittir. A çarpı tamamı 20. Bu 144 bölü 20. A buradan 144 bölü 20. Bu nedir arkadaşım? Bölü 5'li yazalım istersen. Ya bölü 5'li yazmayalım. Virgüllü yazalım. Bu da 72 bölü 10 yapıyor. Yani 7,2 çıktı. Arkadaşım burası 7,2 ise burası da 7,2'dir. 7 7 14 yani 14.4 yaptı. 20'den 14.4 çıkınca kaç kalıyor? 14.4 15.6 yapıyor. 15.6 15.6 bulduk biz cevabı. 15.6 da nedir? 15.6 mı? Yok, 5.6 bulduk galiba ya. Değil mi arkadaşım? Evet. Bir daha bakalım. Evet. 5.6 bulduk arkadaşlar. Bu 14.4 ya 20'ye tamamlayan 5.6 yaptı. 5.6 da nedir? 56 bölü 10'dur. O da 28 bölü 5'tir. Yani cevabımız ne yaptı o zaman? 28 bölü 5'ten Akçay yaptı. 12. sorunun cevabı. Böylelikle öğreniyorum testlerini bitirdik. Sırada ne var? Peşiştiriyorum testi. Uzunlukla ilgili 9. teste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.